Merhaba maceracılar. Bu bir Black Desert MMORPG duyurusudur. 2 Eylül 2020 Black Desert güncelleme ayrıntıları aşağıdaki gibidir. Yaklaşık yama boyutumuz 877.68 MB. Etkinliklerimizi incelemiştik. Eylül'de Ay Kutsaması'nın tadını çıkarın. Assassin sezon ve level almak meydan okumaları. Assassin sizi düşünüyor etkinliği, Assassin'in özel konukları, sonbahar sezonu meydan okumaları ve Assassin artı sonbahar sezonu %70 indirimli paketleri kutlayın. Bu etkinliklerin sürelerini ve içeriklerini yayının hemen başında incelemiştik. Ve geçelim asıl ana güncellememize, bakalım bu hafta neler gelmiş. Black Desert dünyasında nelerimiz değişmiş? Ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz. Başlıca güncellemeler, yeni sınıf Haşhaşin başlığında. Black Desert'ın yeni sınıfı Haşhaşin güncellemesi. Yeni sınıf Haşhaşin geldiği Kara Yıldız Cenneti'ne önderlik eden Aal'ın cezalandırıcısı Haşhaşin ile hemen tanışın. Haşhaşin'in GM notunu okumuştuk geçmiş günlerde. Ayrıca şöyle bir kupon kodu var burada. Bu kupon kodunu da girerek arkadaşlar sezon sunucusundaki karakterinizi geliştirmek için bazı ufak tefek yükseltme malzemeleri edinebileceksiniz. Şimdi hemen şuradan videomuzu inceleyelim. Bakalım neymiş. Halt! For beyond the border lurks only death, and nothing you are searching for. Alas, one has already been devoured by the serpent. Vay seni dedi. Kahraman ya. Yeni sınıf Haşhaşin. Aynı anda bütün dünya çapındaki bir güncellemeydi arkadaşlar. Yeni sınıf Haşhaşin'in gelişi. Şöyle bir bakalım. Devam edelim. Bakalım Haşhaşin'le alakalı neler paylaşılmış. Güncelleme ayrıntılarımızı hep beraber incelemeye devam edelim. Başlıca güncellemeler, sonbahar sezonu başladı. Herhangi bir level sınırlaması olmayan XP buff'ı levellere göre destek kutuları, sisli esinti gizli kitabı gibi yalnızca sezon karakteriyle elde edebileceğiniz çeşitli avantajlarla karakterinizi fırtına hızıyla geliştirin demiş. Bir saniye şurada şuranın sesini azıcık kısayım. Müziğimize devam ettirmek istiyorum. Devam. Allah Allah. Tamam, okey geldi. Yalnızca sezon karakterlerine verilen hedeflere ulaştığınızda özel ödüller almanızı sağlayan Black Desert sezon meydan okuması eklendi.
Black Desert sezon meydan okumasını minimap'in sol tarafında veya ekipman penceresinin solundaki banner'dan kontrol edebilirsiniz demiş. Verilen hedeflere ulaştıkça sezon karakterlerinizin gelişimine yardımcı olacak ödüller elde edersiniz. İnci dükkanında Karoruh Paso eşyası satın alıp kullandığınızda ek olarak daha özel bir eşya elde edebilirsiniz demiş. Burayı anlatmıştık zaten. Paso kısmında sol tarafta sezon meydan okuma ödülleri var. Sağ tarafta ise Pasos'u olan arkadaşlarımız için Karoruh Paso meydan okuma ödülleri var. Bu meydan okumaları tamamladığınızda normal ödül olarak alabileceğiniz ödüllerin yanında Paso'nuz varsa zaten o Paso'ya verdiğiniz inci miktarını fazlasıyla karşılayacak ek ödüller elde edebileceksiniz. Ve Black Desert sezon meydan okumalarıyla artık Hindistan cevizi yaprağı eşyası elde edebilirsiniz. Koko yaprağı arkadaşlar. Hindistan cevizi yaprağı toplayarak Velia'daki Patrigio'ya götürdüğünüzde özel bir eşya ile takas edebilirsiniz. Ancak bazı takas eşyalarında takas sayısı sınırlaması olduğunu unutmayın diye belirtilmiş. Sonbahar sezonun başlamasıyla birlikte Rurupe 1 ve 2 sunucuları sezon 1 ve Arşa sunucular olarak değiştirildi. Sonbahar sezonunda elde edebileceğiniz özel kimya taşı ve Perilla'nın yıldızı eşyası eklendi. Perilla'nın yıldızı eşyasını görüyorsunuz arkadaşlar. Fugar'a bıraktığı yıldızın yeri hala bilinmiyor ancak her yerde ipuçlarının tespit edildiğine dair söylentiler dolaşmaya başladı. Perilla'nın yıldızı canavarlardan alınan hasarı %5 azaltıyor. Artı 4 hasar azaltması var ekstradan kullanıldığında. Her isabetli vuruşta 1 HP yenilemesi, bütün dirençler %5, hareket hızı artı %5, fazladan 200 HP ve 100 nefes veriyor 5 dakika boyunca. Bu kimya taşı slotuna takılan bir malzeme arkadaşlar. Ve dayanıklılığı herhalde tamir edilemiyor. Sezon sunucusuna özel bir boz çağırma parşömeni olarak yarık yankısı eklendi. Yarık yankısı elde edebilmek için 5 adet yarık parçasını birleştirmeniz gerekmekte. Peki, yarık parçasını Valencia, Camasilvia, Draian ve Odilita bölgelerindeki canavarları yok ederek veya cehennem geçidinde elde edebilirsiniz. Yarık yankısı yalnızca sezon sunucusunda kullanılabilir ve kullanıldığında vahşi canavarlar ortaya çıkar ve bu vahşi canavarları yendiğinizde sezon karakterinizi geliştirmenize yardımcı olan eşyalar elde edebilirsiniz. Yarık yankısı toplamda 3 aşamadan oluşmaktadır. Aşama 2 yarık yankısı tamamlandığında düşük ihtimalle yarıktan özel canavarlar çıkabilir ve bu canavarları belirlenen süre boyunca belirli bir sayıda yenerseniz ek olarak sezon karakterinizi geliştirmenize yardımcı olan eşyaları elde edebilirsiniz. Aşama 3 yarık yankısında düşük bir ihtimalle en vahşi canavarlar ortaya çıkabilir ve bu bosslar vahşi ve saldırgan oldukları kadar mağlup edildiklerinde diğer aşama 3 yarık yankısı bosslarından elde edebileceğiniz ganimetlerden daha iyi ganimetler verirler. Yarık yankısını duyarak bir araya toplanan bosslar çok güçlü olduklarından ötürü onlarla bir parti ile karşı karşıya gelmenizi tavsiye ediyoruz. Yarık yankısı şöyle bir eşya arkadaşlar. Yarık parçaları yalnızca sezon sunucusundan elde ediliyor diye belirtilmiş. Bunları gördüğünüz gibi 3 adet yarık parçalarını birleştirerek yarık yankısını çeviriyorsunuz. Sonra mümkün mertebe bir parti kurarak 3 kişilik, 5 kişilik neyse gidip sezon sunucusunda arkadaşlarınızı birlikte çağırıp buradaki gelen dalgaları kesip hatta dalgaların sonunda şiddetli veya 3. dalganın sonunda boss canavarlar ortaya çıktığında onları mağlup edip çok ciddi eşyalar elde edebileceksiniz. Ebedi çukurda vuku bulan tüyler ürpertici düelloyu izlemek isteyenlerin sayısının gün geçtikçe artmasından dolayı ilk karga Patrigio Arena'da galip gelen maceracıları terfi savaşı için gerekli karganın kara mücevherlerinden daha fazla vermeye başladı diyor.
Karganın kara mücevheri güncellemesini inceliyoruz arkadaşlar. Günlük ebedi çukur o sona doğru görevi aracılığı ile elde edilebilen karganın kara mücevherlerin miktarı aşağıdaki gibi değiştirildi. Öncelikle pri seviyesi için birer adet elde edilebiliyormuş. Değişiklikten sonra çok bir etkisi değişmemiş ama duo seviyesinde gördüğünüz üzere 2 tane elde edilebiliyorken 4'e yükseltilmiş. Tri seviyesinde 3 tane elde edilebiliyorken 7'ye, tet seviyesinde 4 tane elde edilebiliyorken 10'a yükseltilmiş. Çok ciddi bir artış olduğunu görüyoruz burada. Yeter ki siz karganın kara mücevherlerini elde etmek için gidip ebedi çukurda mücadele etmeye gayret edin. Yani burada çok ciddi miktarda yükseltme yapıp daha yüksek miktarlarda kara mücevherler elde edebileceksiniz. Mühürlü karga terfi kitabı görevinde gerekli karganın kara mücevheri miktarı da aşağıdaki gibi ayarlandı diyor. Terfi savaşına yeniden meydan okurken gerekli karganın kara mücevheri miktarında bir değişiklik yapılmadı. Değişiklikten önce Doğu için 10 adetmiş. Bunda bir değişiklik yok. Tri için 30'dan 40'a çıkarılmış. Yani şuradaki şu değişiklikten sonra yaklaşık 1,5 kat kolaylaşmış gibi bir şey. Tri seviyesi için 60-130. Bunda da aşağı yukarı bir değişiklik olmamış diyebiliriz. Ve Tet seviyesinde 100'den 250'ye değiştirilmiş. Bunda da çok bir değişiklik yok. Yani bu yapılan değişiklik anladığım kadarıyla çoğu oyuncunun kolayca tri seviyesine kadar gelebilmesi için yapılmış bir düzenleme olsa gerek. Ondan sonrası için yani geçmiştekinden çok ciddi bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Ebedi Çukur'un yükselen çaylağı Yulo ile birebir duello yapabileceğiniz bir görev eklenmiş. Yukarıdaki görevi her aile yalnızca bir kez tamamlayabilir. Terfi Duo Ebedi Karga Rozeti görevi tamamlandıktan sonra NPC Chorpy'den Chorpy'nin gizli teklifi görevini kabul edip yapabilirsiniz. Burada bu teklifte Yulho ile karşılaşıyoruz galiba. Son olarak Yulho'yu devirdiğinizde karganın kara mücevheri 10 adet elde edebiliyor musunuz? Yani Yulho ile burada karşılaştıktan sonra Duo seviyesinde terfi testini tamamladıktan sonra Tri'ye yükseltmek için 10 adet fazladan elinizde karganın kara mücevheri olacak. Yani birkaç gün daha girerek hızlı bir şekilde tri seviyesine yükseltebileceksiniz rozetinizi. Ve başlıca güncellemeler birebir arena. Bakalım neymiş bu birebir arena? Önemli güncellemelerden bir tanesi sezon haricinde. Güçlerini kanıtlamak için savaş arenasına akın eden maceracıların sayısındaki artıştan dolayı Cliff Birliği savaş arenasında bireysel maçlar için birebir arena kurdu. NPC Hafun ile sohbet eden ilk iki maceracı birebir arenaya giriş yapabilir. Yeni arenada süre sınırı 3 dakika ve 3 dakika içerisinde karşılaşmada zafer kazanılmazsa savaşa katılan iki maceracı da arenadan çıkarılır diyor. Karşılaşmada kazanan maceracı arenada kalır ve mağlup edilen maceracı arenanın dışına çıkarılır. Oo, bu şeydeki SmackDown oyunlarındaki Royal Rumble gibi bir şey anladığım kadarıyla. Yani ortada kalan rakiplerin mağlup ettiği sürece orada kalmaya devam edecek. Güzel bir mücadele. Güzel bir meydan okuma çeşidi. Savaş arenasında bireysel duello yapmayan maceracılar sol üst köşede bulunan bireysel duello arayüzü üzerinden yeni arenadaki duellonun ilerleyiş durumunu kontrol edebilirler. Savaş arenasına giriş yöntemi değiştirilmiş. Yeni menüde savaş arenası seçtiğinizde mani sunucusundaki savaş arenasına yönlendirilirsiniz. Toplam 10 savaş arenasından oluşuyormuş bu mani sunucusundaki arena ve istediğiniz savaş arenasını seçip giriş yapabilirsiniz. Fetih Savaşı bağlantı noktasını savaşların devam ettiği sunucularda savaş arenasına katılamayacağınızı da belirtmişler burada. Ek olarak
devam edelim bakalım. Bir saniye. Evet. Başlıca güncellemeler. Bağlantı noktası Fetih Savaşı düzenlemesi. Hadi bakalım, burası da çok böyle ciddi ayrıntılı bir kısım. Aşama 1 bağlantı noktası savaşlarında AP ve DP kısıtlaması aşağıdaki belirtilen şekilde değiştirilmiş. 230 AP, 260 DP'den 210-250 şeklinde değişiklik yapılmış. Yani buradan daha düşük AP'lerde kişilerin ancak girip katılabileceğini anlıyoruz buraya. AP gereksinimleri biraz düşürülmüş yani. Orta seviye 250-290 olan aşama 1 bağlantı noktaları 230-270'e düşürülmüş. İleri seviye 270-320 bağlantı noktaları ise 240-300 şeklinde düşürülmüş. Aşama 1 başlangıç orta ve ileri bağlantı noktası savaşında hasar azaltma oranı aşağıdaki değerlere sabitlendi diyor. 7, 9 ve 13 şeklinde değiştirilmiş. Maksimum 5000 HP sınırlaması eklenmiş ve belirlenmiş bir sürede bir maksimum HP sınırlaması azalacak şekilde değiştirilmiş. Bağlantı noktası savaşı başladıktan sonra her 20 dakikada bir maksimum HP 500 azalacakmış. Yani aşama 1 bağlantı noktası savaşında 5000'den başlıyor. 20 dakika geçtikten sonra 4500, 4000, 3500, 3000, 2500 şeklinde azalacakmış. Ve bazı bağlantı noktalarında savaş yapılan günler değiştirilmiş. Tabloyu inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bağlantı noktası savaşın en aktif katılım sağlandığı pazar günü daha fazla maceracının savaşa katılabilmesini göz önünde bulundurarak bazı bağlantı noktaları için savaşın gerçekleştireceği günü pazar günü olarak değiştirdik. Yanı sıra pazartesi ve cuma günleri yoğunlaşan bağlantı noktalarını bölümlendirerek tercih ettiğiniz güne göre eşit olarak dağılım sağlamak için iyileştirmeler yaptık diyor. Gün ve bağlantı noktası savaşı miktarlarını görecek olursanız pazar günü 22'ye yükseltilmiş. Diğer günlerde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günlerinde 17'ye sabitlemişler bağlantı noktası savaşlarını. Belirli bağlantı noktalarında savaşı katılımcı sayıları değiştirilmiş. Böylece bağlantı noktası savaşına katılımcı sayısına bağlı olarak çeşitli bağlantı noktalarını seçebileceksin. Denmiş. Burada savaş kahramanı olarak o pek çoğuna savaş kahramanı bile katılamıyor bunların. Anladım. Aşama 4 bağlantı noktalarına sadece savaş kahramanı katılabiliyor ve bunların 10 limiti varmış geçmişte. 7'ye düşürülmüş. Geri kalan katılımcı sayılarında da ciddi anlamda bir azalmaya gidilmiş aşama 1 için. Aşama 3 bağlantı noktalarında bir sayı artışı görüyorum. Genelde 50-55 civarı seyreden bazı noktalar 65'e yükseltilmiş. Bazıları 55'ler 50'ye düşürülmüş. Şurada bir tane 100 kişilik Erlik Tapınağı bağlantı noktası savaşı 65'e düşürülmüş. Yağma Ormanı, Güney Muhafız Kampı ve Rod Sülfür çalışmaları bağlantı noktaları aşama 4 savaşları ise 100 kişiden 75 kişiye düşürülmüş. Zaten burada da belirtilmiş. Yağma Ormanı, Güney Muhafız Kampı ve Rod Sülfür çalışmalarında savaş kahraman sayısı bağlantı noktası savaşına katılımcı sayısında yapılan değişikliklere göre ayarlandı demiş. Buradaki azalışa benzer miktarda savaş kahramanı alınabilecek maksimum miktarda azaltılmış. Ve eklemeler, düzenlemeler kısmına geçtik arkadaşlar. Artık yavaş yavaş yamanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bakalım ne gibi düzenlemeler ve eklemeler gerçekleştirilmiş.
Üretim notları penceresinde aşağıdaki belirtildiği şekilde geliştirilmiş sağ üstteki arama butonu yüksekliği arama giriş penceresiyle aynı şekilde düzenlenmiş ve sol taraftaki eşya listesinde daha fazla eşya görüntülenebilecek şekilde değiştirilmiş. Eşya bilgi penceresinde başlığın yazı boyutu içeriğe göre daha büyük olacak şekilde düzenlenmiş. Fare ile belirli alanların üzerine gelindiğinde pencerelerin anormal olma sorunu düzeltilmiş. 15 level ve 6 karakterler için geçerli olan anında dirilme özelliği 20 levele kadar genişletilmiş ve anında dirilme yapılabilen bir bölge eklenmiş. Eklenen bölgeler bunlar arkadaşlar, yani başlangıç seviyesindeki oyuncuların bulunduğu bölgeler. Karakterlere ilişkin bazı beceri düzenlemeleri var. Kendi sınıfınıza ilişkin açıklamaları şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum. Burada Musa'da bayağı bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Ninja'da keza. Konoce'de de öyle. Kara Şövalye'de var aynı şekilde. Archer'da, Lan'da bir miktar ve diğer sınıflarda da küçük küçük birer satırlık bazı güncelleme ayrıntıları var. Kendi sınıflarınızı incelemenizi tavsiye ediyorum. Sınıf güncellemelerini yayında incelemek çok fazla vaktimizi aldığı için bu işi ben yapmıyorum arkadaşlar. Eşya güncellemesi, ebedi çukurda elde edilebilen karga rozeti açıklamasına, ebedi çukurun değişen yöntemine göre düzeltildiği yazmış canavar kısmı ile alakalı güncelleme ayrıntılarında Navarran Bozkırı'nda ortaya çıkan Pinil minimap'te elit canavar olarak görünecek şekilde değiştirilmiş. Cadı tapınağında avlanırken daha net bir görüş sağlamak için belirli bölgelerin arka planı değiştirilmiş ve belirli av sahalarında hazine ganimetlerini elde edebilmeniz için efsanevi hazineleri bir kere daha arayın etkinliğinin süresi 16 Eylül'e kadar uzatılmış. 2 hafta daha uzatmışlar arkadaşlar. Normal şartlarda bu bakımda son bulacaktı. 2 hafta daha efsanevi hazineleri bir kez daha arayın etkinliği devam ediyor olacak. Etkinlik ayrıntılarını web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. 30 Haziran tarihinde başlayan daha fazla velvahdi etkinliğiyle ek olarak ortaya çıkan ve ortaya çıkış saatleri değişen canavarlar bundan sonra da her zaman aynı saatte ortaya çıkacak. Yani bu artık kalıcı bir düzenlemeye dönüştü. Artık her perşembe çift 0:15'te vel var ve bundan sonra çarşamba günleri saat 1'de Ofin'le birlikte Karanda aynı anda boss olarak ortaya çıkacaklar. Ve geldik binek değişikliklerine. Binek üzerinde NPC ile etkileşimdeyken ara sahne başladığında karakterin ara sıra hareket etmeme sorunu düzeltilmiş ve NPC arka plan ses değişiklikleri, taş kuyruk çoraklığının belli bir konumunda ağaç yapraklarının havada görüntülenme sorunu düzeltilmiş. Görev bilgi değişiklikleri düzenlemeleri, gizli görevlere meydan okuyu Yitik Krallık 2 görev serisinin bazı görevlerindeki zorluk seviyeleri düşürüldü. Yaşlı aslan görevin gerektirdiği koşul yalnızca bir kişiyi memnun edildiğinde bile vahşi gül ortaya çıkacak şekilde değiştirilmiş. Kral ile kral görevini ilerleyişi için gerekli eşya elde etme yolu eklendi. Olasılığı arttırılmış, gizli pençe görevin ilerleyişi için gerekli eşyayı elde etme olasılığı arttırılmış, yaşlı adamın gözyaşları görev yapılırken istenen eşyanın miktarı azaltılmış, terk edilen görevin ilerleyişi için gerekli eşya elde etme olasılığı arttırılmış, kartalın dargınlığı çağrılan canavarın hayatta kalma süresi arttırılmış, zamparalığın sonu basamağın yüksekliği alçaltılarak genişliği arttırıldı. Yani daha kolay platforma çıkabileceksiniz. Balonla ulaştığınız platforma. Savaşın beklenmedik sonu görevi yapılırken istenen eşyanın miktarı azaltılmış ve ebedi çukur Yulho ile duallo görevi yapılırken Yulho ile yapılan duallo doğallaştırılmış. Gizli görevleriyle ilgili eşyalar kamp deposuna bırakıldıktan sonra uzaktan toplandığında eşyanın kaybolma sorunu düzeltilmiş. Aa, çok ciddi bir sorun.
ve arayüz güncellemesi premium karakterlerle Arşi arenasına giriş yapıldıktan sonra savaş arenası butonu seçildiğinde görüntülenen mesaj değiştirilmiş. Özel HP var kullanırken arayüz düzenlemesi yapıldığında Florin yaprağı, dövüş ruhu parçası, kızıl dans ve karanlık parçası arayüzlerinin düzensiz bir şekilde ekrandan dışarı taşınabilme sorunu düzeltilmiş. Bu bazı sınıflara ilişkin stacklenen biriken çeşitli özellikler, bununla alakalı sıkıntı varmış birkaç sınıfta. Ona rağmen düzeltmişler, güzel bir değişiklik. Bilgilerin P penceresinde durum bilgisi üzerinde beceri puanı, performans ve yükselme başarı oranı miktarları simgesine tıklayarak beceri penceresi, müzik albümü ve yükselme penceresine yönlendirilebileceğiniz bir işlev eklendi. Güzel. Arşi arenası penceresine giriş yapılmış durumdayken oyun ayarları değiştirildiğinde Arşi arenası penceresi arayüzünün anormal bir şekilde çalışılma sorunu düzeltilmiş ve peri görünümü değiştirildiğinde açılabilir pencerede bir uyarı mesajı görünülecek şekilde geliştirilmiş. İnci dükkanı ile alakalı düzenlemeler, müzik kutusunun sesi daha iyi duyulabilecek şekilde ayarlanmış ve aşağıda belirtilen sınıflar için belirli kıyafet setlerine uyarı içerikleri eklenmiş. Mystic, Striker, Archer ve Lan sınıfları için düzeltme ve değişiklikler kısmı, Guardian Termini kıyafeti giyildiğinde sağ omuz askısının doğal olmama sorunu düzeltilmiş. Lan Cleat zırhının 5. ve 6. boyama kısımları değiştirilmiş. Aşağıdaki içeriklerin yazım hataları düzeltilmiş diyor. Bileş büyük kristale eşya açıklamaları ile Edena muhafızı ile etkileşime geçerek Valencia'ya hareket edildiğinde görüntülenen metin içerikleri değiştirilmiş. Geçiş yapılacak karakterin profil resmi olmaması halinde karakter seçim penceresinin açılmama sorunu düzeltilmiş. Güzel. Kızıl Arena'da takım sohbeti yapılamama sorunu düzeltilmiş. Bağlantı noktası fetih savaşlarında klan ittifakına katılım sağlandığında dönüş özelliğini yalnızca klan ittifak liderlerinin klan üyelerinin kullanabilme sorunu düzeltilmiş. Kan altarında çıkış yapıldığında minimap'in zaman zaman kaybolma sorunu düzeltilmiş ve Kızıl Arena, Arena 2'den daha az oyuncu kalması durumunda tüm oyuncuları otomatik olarak arenanın dışına atacak şekilde değiştirilmiş. Black Desert dünyasında eğlendiğini umuyorum. Teşekkür ediyorum diyor sevgili Black Desert geliştirme ekibi ve çeviri yapan Türkiye MENA Black Desert çevirmeni. Teşekkür ediyoruz biz de onlara böyle dolu dolu bir yama ile tekrardan bu haftamızı zengin bir içerikle şenlendirdikleri için. Bu haftalık yama ayrıntılarımız bu kadar arkadaşlar. Tahmin ettiğimizden azıcık daha uzun sürdü. Önümüzdeki hafta, bir sonraki haftanın tarih 9 Eylül olacak muhtemelen. 9 Eylül güncelleme ayrıntılarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.